Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda parabol veya eşitsizlik diyebileceğim bir soru çözeceğim size. İkinci derece denklem bile diyebilirsiniz. Görünüşüne bağlı. Yani soruyu ilk defa gördüyseniz eğer nasıl yorumlayacağınız önemli. Bence her zamanki gibi burada durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Sonra üzerine yorum yapmış olayım ben de. Hem de belki yorumlarımız örtüşür ya da yeni bir yorumu öğrenirsiniz. X kare eksi ax eksi 9 eşittir 0 denkleminin sadece bir kökü 1-3 aralığında olduğuna göre a tam sayısı kaç farklı değer alabilir? İkinci derece eşitsizlikler ve denklemler konusuyla ilgili arkadaşlar ben konuları ayrıntılı bir şekilde anlattım. Tekrar testlerini de çözdüm. Hatta 10 soruda yorum diye özel yorum sorularımız var. Onlarda da çözdüm. Hatta bu sorunun ya aynısını ya da benzerini orada çözmüş olabilirim. Hoşuma gittiği için tekrardan böyle bir soru şeklinde de göstermek istiyorum. Şimdi biz burada ikinci derece denklemlerde deltasına bakıyoruz. Kökler toplamına bakıyoruz. Kökler çarpımına bakıyoruz. Ancak burada sadece bir kökü 1-3 aralığında dediği için hiç bu yoruma değecek şekilde bir soruyla karşılaşmadıysanız biraz değişik gelmiş olabilir. Çözüp çözmenizi de merak ediyorum aslında. Yani yorumlarda yazabilirsiniz. Çözdüyseniz, farklı çözümler yaptıysanız. Ben size bir tanesini göstereyim bakın. Ben yapabildiğim sorularda grafiği önemsiyorum arkadaşlar. Tabii ki ben önemsiyorum derken aslında sınav için de anlamlı bu sizin için. Sınavda özellikle görüntü kümesi sorularında işte türev yaparken, bazen integral yaparken biliyorsunuz gayet kullanıyoruz grafiği. İşte bu soruda da kullanacağım. Bu parabol grafiği öyle çok zor bir grafik de değil. Kolları yukarı doğru olan bir parabol grafiği. Tepe noktasının apsisinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Köklerinden bir tanesi 1-3 arasındaymış ve sadece 1-3 arasında bir tane kökü varmış. Böyle bir parabol olabilir arkadaşlar. Ya da madem bir tane kökü 1 ile 3 arasında böyle bir parabol olabilir. Örnek olarak görmüş olduk bakın. Peki bunun bize katkısı ne bu yorumun? Bakın şimdi f1 negatif bir değer gördüğünüz gibi. f3 pozitif bir değer. Ya da burada f1 pozitif bir değer, f3 negatif bir değer. Grafiğin sol tarafta mı sağ tarafta mı olduğunu bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum. f1 ile f3'ün çarpımı bakın negatif geldi. Böylece o zaman x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 eksi a eksi 9 çarpı 3 yazarsak 9 eksi 3a eksi 9 gördüğünüz gibi küçüktür 0 olmalı. Tablomuzu hemen oluşturalım. A buradan ne geldi? Eksi 8. Haliyle bir kök o zaman 8 olacak. Şurada da 9'lar birbirini götürdüğü için burada da 0 olacak. O zaman artı, eksi, artı ne olması gerekiyordu? 0'dan küçük olması gerekiyordu. Demek ki 0 ile 8 arasında a değerleri olursa bu denklem arkadaşlar 1 ve 3 arasında bir tane köke sahip oluyor. 0 ile 8 arasında da toplam 7 tane sayı var. Bu şekilde bakın grafik yorumuyla yaptığımız bir soru oldu. Bunun gibi dediğim gibi mümkün olduğunca sorularda grafiği kullanmaya çalışın derim. Görüşmek üzere diğer videolarda iyi çalışmalar arkadaşlar.